Merhaba arkadaşlar, kanalım Çayı Doya, hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir kutu açılış videosu yapılacağız. Açıkçası bu ürünün, yani Aquaman figürünün bu kadar erken gelmesini beklemiyordum. Bunu aslında sipariş edeli çok uzun zaman oldu, ancak pandemi vesaire şu bu derken ancak bugünlere kaldı. Kargolar bildiğiniz gibi yurt dışından gelenler özellikle bekledi. Wonder Woman'dan hemen sonra gelmesi de biraz tesadüf oldu diyelim. Bugün bunun açılışını yapacağız ama açılışa geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar soruyor, işte şu arkada gördüğünüz Steelbook, Digibook, Digipack, Collector's Edition vesaire birçok farklı işte karton ceket vesaire bilmem ne normal Blu-ray topluyorum. Bunları nereden aldığımı soruyorlar. Bazen gidiyor N11, işte Zebramo, ne bileyim Letgo gibi sitelerden denk getiriyorum ama genel olarak aşağıda linkini bırakacağım, Instagram linkini bırakacağım. Mehmet Ali Keskin isimli arkadaşım, kendisi bu tarz figürleri, filmleri getiriyor, satışını yapıyor. Tamamıyla güvenilir. Kendisinden alım yapabilirsiniz. Benim birçok aldığım film, figür vesaire ondan gelmedir. %100 güvenilir bir satıcı. Hani kendisiyle ilgili dediğim gibi Instagram linkini de aşağıda bırakacağım. Hem takip edebilirsiniz hem de sizin de aradığınız bu tarz film, figür vesaire varsa kendisine ulaşıp yardım isteyebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim kutunun açılımına. Bakalım. Evet, gördüğünüz üzere daha jelatini bile üzerinde sökülmemiş durumda. Kutunun incelemesiyle başlayalım. Ben de bakayım. Ön yüzünde gördüğünüz klasik sarı yeşil, altın sarısı ve yeşil Jason Momoa'nın Aquaman resmi. Üst tarafında mavi tonlarda Aquaman logosu ve yazısı. Bu yanda figürün arkadan görünümü, bu yanda ise figürün önden görünümü var. Arkasında gerçi bu yapışkan, daha sonra sökeceğim ama. Almanca yazılmış, ürün Almanya'dan gelme, filmle ilgili bilgiler, süresi, oyuncuları vesairesi şu gibi her DVD'nin Blu-ray'in arkasında yer alan bilgiler var. Alt kısmında ise bir şey yok, siyah. Evet, şimdi gelelim jelatini sökmeye. Bir açar açmaz içinden çıkan ilk şey güzel bir steelbook. Ön tarafında yine klasik altın sarısı ve yeşil kostümünde Aquaman. Arkasında şu an etiket var. Daha sonra bunun ayrıntılı fotoğraflarını Instagram hesabıma atacağım, oradan bakabilirsiniz. Ama şık bir steelbook. Rafta güzel duracak. Şimdi gelelim figürü çıkarmaya. Önce ana parçayı çıkararak başlayalım. Diğer figürlerden küçük gözüküyor gözüme ama bakacağız birazdan, yan yana kıyaslayacağım. Evet, zaten iki parça halinde yapmışlar. Direkt Jason Momoa'nın Aquaman'ı. Evet. Aquaman'ın Trident. Evet, şimdi gelelim figürü incelemeye. Yani dediğim gibi diğerlerine nazaran biraz küçük. Öbürleri gayet cüsseli duruyordu. Halbuki Jason Momoa çok cüsseli bir adam. Hani onu
Bununkini biraz daha büyük yapabilirlerdi diye düşünüyorum. O yönüyle ufak bir hayal kırıklığı oldu. Onun dışında malzeme kalitesi olarak diğerleriyle aynı. Yine SRPBC'den yapılmış. Alt tarafta filmin amblemi bir kayanın üzerinde duran Jason Momoa. Yüzdeki detaylar fena değil. Yani böyle bir figür için en azından. Sonuçta bir Hot Toys'un veyahut da Queen's Studios'un figürü değil. Onu düşünerek söylüyorum. Herhangi bir renk boya hatası görmüyorum. Bir tek Trident çok koyu renkte kalmış. Yani normalde daha bir altın sarısı olması gerekiyordu. Ancak böyle bir bakır tonu var. Tam olarak altın sarısı diyemem. Belki ileride kendim boyarım tekrardan. Trident'in üzerindeki birçok detayı da atlamışlar. Normalde üzerinde aslında ilk Aquaman'in yaratıcılarının ismi yanlış hatırlamıyorsam runik alfabeyle kazınmış ama yani run harfleriyle bir şeyler olması gerekiyordu. Atlantis harfleriyle hiçbirini yapmamışlar. Saçlardaki detaylar yani kötü değil ama tek kalıp halinde yapmışlar. Eller hakeza öyle. Yani kalite olarak bence bir Batman v Superman, Wonder Woman veyahut da Man of Steel'daki figürler ayarında değil. Ancak kötü mü? Hayır. Değil. Fiyat performansa bakarsak, fiyat kalite açısından gayet yeterli. Zaten ben şahsen ben Aquaman'in bu kostümünü değil, Justice League'de, yani tiyatro katı sinemadaki versiyonunda geçtim. Zeki'nin filminde daha ayrıntılı olarak göreceğiz ama orada giydiği kostümü daha çok beğeniyorum. Daha bir kendine özgü bir havası var. Bu çok birebir çizgi romandan neredeyse kopyalanmış gibi yani filme özel bir şey yok hissiyatı veriyor. Kötü mü değil ama çok efsanevi bir kostümü derseniz bence değil. Ben diğer kostümü tercih ederim. Hatta Batman v Superman'de tek üzerinde böyle bir deri parçasının olduğu, daha çok dövmelerinin ve vücudunun gözüktüğü, bana sorarsanız Aquaman gibi suda yaşayan bir canlıya daha çok uyan kostümü daha çok tercih ederim. Sonuçta insan değil, Atlantis'ti. Öyle bakmak gerekiyor. Yani kötü mü değil ama harika mı? O da değil. Evet, benim figürle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Kutu açılımını yaptık. Figürü inceledik. İçinden çıkan Steelbook'la ilgili dediğim gibi ayrıntılı fotoğrafları. Birkaç Steelbook'la birlikte daha Instagram hesabıma yükleyeceğim. Oradan yine onlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi ben şeyi de toplamak isteyenler muhakkak aşağıda Mehmet'in linkini paylaşacağım. Kendisine ulaşsınlar. Onun dışında bunu da diğerlerinin yanına koyduktan sonra birkaç fotoğraf çekelim. Onları da yine atarım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.